Seçkin kulları vardır ki bunlar seçilmişlik özelliğidir. Yani bir çalışmayla, çabayla, kesbi olarak, kazanım olarak ulaşılacak bir şey değildir. Bu Allah'ın seçkin kulları da mürşidi ruhaniyetleri itibariyle Hızır Aleyhisselam olmuştur. Peygamberler olmuştur. Yine biz bu eserlerini okuduğumuz Muhiddin İbn Arabi Hazretlerinin eserlerinden Fütuhat-ı Mekkiye'den görmekteyiz. Sık sık dile getirmekte. Hazreti İsa'nın ruhaniyeti ile çok sık görüştüğünü ve Hazreti İsa'dan bir takım ilimler aldığını Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri beyan etmekte, dile getirmekte. Yine bu şekilde işte Ehlullah'tan bazıları olmuştur ki Hızır Aleyhisselam o Ehlullah'ın mürşidi olmuştur. Mürşidliğini üstlenmiştir, yetiştirmiştir, ilimler vermiştir. Bu yolda seyri sülük yaptırmıştır. Ki bu Hızır Aleyhisselam mürşidi olan kişilere de o devirde Üveysi adı verilmiştir. Veysel Karani Hazretleri, Üveys el Karani'dir esas adı. Karenli Üveys. Üveys el Karani'nin yolu olması hasebiyle bu yol. Çünkü o da biliyorsunuz Yemen'de yaşamış olmasına rağmen, onun yaşadığı toplumda henüz Müslümanlığı, İslam'ı bilmemelerine rağmen o kabile, Allah-u Teala'nın bir lütfu olarak Üveys el Karani'ye Allah-u Teala bu ledün ilimlerini vermiştir. Ki bu manada işte Hızır Aleyhisselam'ın yetiştirdiği kullara da Üveysi deniliyor. Ama günümüzde tabii bir takım insanlar kendilerine Üveysi adını takıyorlar. Bu sosyal medyada çok popüler oldu. Malumunuzdur. Facebook ortamında. Bir takım kendilerince belirledikleri bir zikir var. Bu zikirleri çektikleri zaman işte kimseye, hiçbir mürşide bağlanmak gerekmediğini, bu şekilde bu zikirleri çekmekle siz işte kamil noktasına ulaşacaksınız. Size rüyanızda bir ehlullah gelecek, sizi yetiştirecek, size bilmediklerinizi öğretecek. Bu şekilde de kemalat noktasına ulaşacaksınız gibi beyanatları var, açıklamaları var. Buradan şunu beyan etmek isterim ki bu manada hareket eden kitle bir hata içerisindedir. Yani bizim öğrenmiş olduğumuz, bilmiş olduğumuz hakikatlerle örtüşmüyor. Böyle bir şey yok. Yani sen hiçbir mürşitten hakikate, ilme dair, ilmi hakikatlere dair bir bilgi edinmeden, nefis terbiyesi, tezkiyesi metoduna girmeden çektiğin bir zikirle, sadece bir zikirle seni gelecek rüyanda bir evliyaullah irşat edecek. Burada genelde bu meseleler maalesef ve maalesef cinlerin oyunlarına, tuzaklarına düşen kitle bunlar. O evliya diye rüyasında gelen gözüken cinler, şeytanlar bu gruptaki insanları maalesef işte aldatmakta. Cin, şeytan hep kötülüğü emretmez. Dini bir takım hükümlere de yönlendirir kulu. Onu bir güven sağlar ki kendisine, ondan sonra onu saptırır. Bu mahiyette işte önce böyle bir takım doğru hakikatlere dair bilgi verir ama ondan sonra o kişiyi saptırır, yoldan çıkarır, tezgahlarına düşürür. Allah muhafaza. Bakın Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ki cinler, şeytan da cinlerdendir, cinler tevhide dair bir ilme sahip değildir. Onlarda tevhide dair bir ilim olmaz. Eğer ki bu cihetten bakıldığında bu tarz insanların tevhide dair gerçek sağlam manada bir ilmi yoksa ve rüyalarında İşte gelip de Ehlullah'tan bir takım zevatın kendilerini yetiştirdiğini iddia ediyorsalar, o Ehlullah diye kendini tanıtanların kuvvetle muhtemel cin olduğu net bir şekilde ortadadır. Çünkü cinlerde tevhide dair ilim olmaz. Muhittin İbn Arabi Hazretleri bir tevhid ehlinin cinlerden alabileceği bir şey yoktur der. Tevhid ehli bir zat, yani yolun tevhidse, tevhidi öğrenmek, idrak etmek, yaşamak istiyorsan cinlerle irtibata geçmez böyle bir insan. Çünkü cinlerde tevhid ilmi yoktur. Dolayısıyla onlardan uzak durmayı tavsiye eder Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Bunu da bu şekilde yeri gelmişken beyan etmiş olduk. İnsanların geneli içerisinde bu yol ve irşat olunanların sayısı pek ama pek azdır dedik. Yani Üveysi yoluyla, Hızır Aleyhisselam'ın yetiştirmesiyle. Aklı yerinde olup hakikatlere talip olan bir kimse önce kendisini ilgilendirdiği kadar şeriat ilimlerini tahsil etmeli ve Allah'ın emrine uygun bir yaşantı içerisinde olmalıdır.
Öncelikle bu yola giren, kulluğunu layıkıyla yaşamak gayretinde olan, tevhidi öğrenmek davasında olan bu esfeli safilinden ahsen-i takvimliğe nasıl çıkılır, bu seyr-i sülük nasıl yapılır, bu gaye içerisinde olan kişi öncelikle ve öncelikle şeriat ilimlerini, kendisini ilgilendiren kısmı kadarıyla işte abdestini, namazını, orucunu, bunları, bu hususta şeriat ilimlerini, ilmihal bilgisi dediğimiz bilgileri tahsil etmeli ve Allah'ın emrine uygun, şeriatın emrettiği şekilde. Kadın için ve erkek için. Giyiminden, kuşamından tutun, yaşantı, tavır, hal, hareket, fiil, her neyse şeriatın emrettiği şekilde bu yol üzerine girmesi lazım. Eğer ki bu yola girmiyorsa kişi, henüz şeriatın ahkamları hususunda bir bilgi edinmeden, ilmihal bilgilerini edinmeden ve şeriatın kendisine emrettiği, Allah'ın emri olan kadın için ve erkek için, giyim kuşamdan tutun, fiil, hal, duruş, neyse, bunların tamamına şeriatın emrettiği çizgiler dahilinde bir giriş yapmadıysa, bu insanın bu hakikatlere dair yapacağı yolculuğuna sakat başlamış demektir, topal başlamış demektir. Tek kanatlı kuş misalidir. Tek kanatlı kuş uçamayacağı gibi şeriat ilimleri olmadan da bir insanın hakikate yönelmesi, o kuşun asla uçamayacağı gerçeğinde olduğu gibi hakikate de vasıl olması beklenemez. Bekleyen abesle iştigal etmiş olur. Bu hakikati de net bir şekilde bilelim. İlk başlangıç noktamız şeriat. Şeriatın emir ve hükümlerini bilmek ve layıkıyla yerine getirmek, ahlakımızı bu cihetten güzelleştirme gayreti içerisine girmemiz gerekiyor.